Evet, memleketimin güzel insanları. Gene değerli bir büyüğümüz, bakanımız. Eskiler çok iyi bilir. Şimdi Z kuşağı diye bir kuşak var. Ama bilmeyen bir şey, bilinmeyen bir şey var. Bir de 90'lar, 2000'ler var. Perdenin öbür tarafı, pencerenin öbür yüzü var. Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi izah ettim herhalde ben. Gayet güzel. Yani sadece millet kitaplardan biliyor. Şeyden biliyor. Özal'ı gördünüz. İsmet. Yatırımlardan da biliyorlar. Aynen Ömer. Teşekkür ettim muhtarım. Özal'ı gördünüz. Demirel'i gördünüz. Erbakan'ı gördünüz. Daha sayamayacağım bir sürü kişiyi gördünüz ama şu andaki mevcut sistemin içinde en deneyimli olan sizsiniz. Bir şeyler derseniz sevinirim. Yani bakalım. Bugün değilse belki pazartesi deneyelim. İnşallah. Şu anda değilsin. Ama hala deneyimlisiniz. Yani onların hepsiyle konuştunuz, bir araya geldiniz. Aynı... Siz çok güzel özetlediniz. Bunu şu ana kadar program yaptığımız hiçbir televizyonda böyle bu kadar net ortaya. Bunu da ben burada söyleyeyim. Ben hakikaten birim. Evet. Benden en iyisi yok. Evet. Şimdi biz kısmet oldu. Rahmetli Süleyman Demirel'de, Özal'da, Necmettin Erbakan'da, Alparslan Türkeş'le ve Necevit Bey'le. Bunların hepsiyle milletvekili yapabilme imkanını elde ettik. Sonra da Mesut Yılmaz Bey, Tansu Hanım, bugün MHP Genel Başkanı Sayın Mehmet Bahçeli. Bunların hepsiyle... Karoğlan'ı unuttuk, Ecevit'i unuttuk. Hepsiyle aynı mecliste milletvekilliği yaptım. O bir dönemdi. Bundan sonra da zaten o şekilde olmaz. Yani bir dönem öyle getirdi. Ben de çok genç milletvekiliyim. Ve hepsiyle bir arada olmak imkanı elde ettim. Yani bir falan dönem. Evet. Tabii. 83. Bütçe görüşmelerinde çok tartıştınız. Evet. Hepsiyle. Yani şeyimiz var. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bak burada çok önemli bir şey. Lafın yarısını söyleyeceğim, yarısını söylemeyeceğim. Baştan da söylüyorum. Şimdi bu saydığımız, Allah rahmet eylesin, gerçek liderler. Yani her birisi gerçekten bir liderdir. Hepsi belki politik tarzları ve gidiş yolları farklıydı. Ama hepsinin ortak olan bir özelliği var. Davası birdi. Hepsinin öznesi Türkiye'ydi. Ama Türkiye'nin iyi olması için birisi başka bir politika öneriyordu, birisi başka bir politika öneriyordu. Ama özne, hedef bir Türkiye. İkinci perdesini söyleyebilirim. Anlayan anladı Sayın Bakan. Anlayan anladı. Evet. Yorum yapıp kanalımıza abone olursanız seviniriz. Burada son veriyoruz. Elinize, yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Böyle bir açık havada da ilk defa bir canlı yayın yaptım. O da senin ve bize kısmet oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.